Coşkun Sabah, sevgili arkadaşım, çok kıymetli bir müzisyendir. O zaman bu eseri bana getirmişti, Gar Gazinosu'na. Ve efendim notasını getirdi. Kuliste beraberce deşifresini yaptık. Ve o sezon hemen kasete koyduk. Büyük patlama olmuştu. Çok beğenilmişti. Eserin adını bir daha alabilir miyiz? Beddua. Evet. Bedduaydı. Evet. Çok neler geliyor aklıma tabii. Çok çok. Neler yaşadım. Bütün arkadaşlarım öldü hepsi. Sazendeler. Şimdi bunların hepsi gençler. Bazen aklıma geliyor. İsmail Şen çalar, Kadri Şen çalar. Ercüment Batanay, Allah efendim, geçenlerde yine bir tanesi, gittim Ankara'ya, onu da gömdük. Özer Altın, Allah hepsi, Paraşko, Hakkı Derman, hepsi öldüler. Allah rahmet eylesin. Güzeldi. Makber'i de beğendiniz mi? Makber'i de çok okudum. Müzeyyen Hanım Makber'i pek sevmez. Hamiyet Hanım'ın eseri. Ses gösterme açısından ekseri gazinolarda değil de fuar konserlerimizde itibar ederdik. Geniş 10-15 bin kişilik bahçeler. Efendim Bornovalı Nuri abimiz vardı. Ben hep orada okurdum. Çok kıymetli kadim dostumdur. Eşi de eski sanatkarlardan, Ankara Radyosu'ndandır, Zöhre Hanım. Efendim onların bahçesinde okurdum. 10 bin kişilik bahçe. Yalan konuşmayayım, şey bilir, bizim şef Selçuk Bey, Selçuk Hoca bilir, o da vardı. Bir konserimizde 9 Eylül'dü, hiç unutmuyorum, İzmir'in kurtuluşunda. Damlara da insanlar geldi. Ağaçların tepelerinde, ağaçlardan, damlardan insanlar düştü. Facia gibi olaylar. Ve hastaneler adam almamıştı. Bu Makber'i okuyordum işte o zaman. O bahçelerde. Hepsi bitti şimdi. Hiçbir şey kalmadı. Lanet olsun. Peki. Ben yapmadım mı? Ne dedin? Güzel okudun. Güzel okudun. Teşekkür ederim. Peki, sağ çok olun. Sağ ol. Orhan Bey. Gayri ihtiyari. İsmail Şençalar isminden bahsedince şunu söyleme ihtiyacını hissettim. Son derece önemli. Ayrıca bir şey öğrenmek istiyorum. Bunu da birazdan sorayım. İsmail Şençalar'ın önemi şuydu. Allah gani gani rahmet eylesin üstadımıza. Türk plakçılığının 60'lara kadar İngilizler tarafından yönetildiğini biliyor mu kimse? Sanıyorum bilmiyorsunuz. 1960'lara kadar yerli yapımcı yoktu. Graf sonra. Daha sonra. Sonra. İlk yerli yapımcı İsmail Şençalar'dı. Yani özellikle İngilizlerin Türkiye'deki bu plak, şu anda CD kaset var, o zaman plak vardı. Onları yapanlar Türkiye'de tamamıyla İngilizlerdi. Yerli yapımcı yoktu. İlk yerli yapımcı, Allah gani gani rahmet eylesin, üstadımız Sayın İsmail Şençalar'dır. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra yerli yapımcılar bu hale geldi 60'lardan itibaren. Bunu bir tarih olarak ve son derece önemli çok olduğu önemli için söylemek gerçekten istedim. Evet. Şimdi bir şeyi merak ettim. Makber'in bestecileri, söz yazarı ve bestecisini nasıl anons ettiniz? Kim olarak anons söz edildi? Söz yazarı malum, Abdülhak Hamit Tarhan. Tarhan. Tamam. Bestecisi Mehmet Baha tamam. Pars. Evet, Mehmet Baha Pars'tı. Bir zamanlar bunu Hafız Burhan üstadımız, Allah yine gani gani rahmet eylesin hepsine, onu okuduğu için, bu bizim milli marşlarımızdan biridir adeta. Ona mal ederler bestesini. Onun değildir. Mehmet Baha Pars'ındır. Yine Allah gani gani rahmet eylesin. Bu bir ağıt gibi bir evet, gazel türü olan eserlerimizdendir. Ve tabii ki Ayşen güzel yorumladı. Çok teşekkürler. Elimden geldiğince.
Ebru Hanım? Güzeldi. Güzeldi diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkürler. Armağan'cığım? Ayşen iyi şarkı söylüyor ama mesela şimdi siz kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz? 11 yıl oldu. 11. Her hafta bu soru var esasında. Tabii. Her hafta. Şimdi çünkü bana şu garip geliyor. Az önce çıkan Erhan'la 11 yıldır sahneye çıkan birisini yarıştırmak ya da kıyaslamak garip geliyor. Ama o suç o zaman bizde oluyor. Yani o tabii... Sözünüze hemen araya giriyorum. Bağışlayın Sayın Çağlayan. O zaman biz bütün efkarı umumiyenin önünde 70 milyonun huzurunda kendi ayağımıza kendimiz çelme takıyoruz. Yok, hiç alakası. Çünkü bu çocuğu seçen biziz. Evet. Bunun verilerini biliyoruz. Evet. Bu çocuğun 11 sene veya 10 küsur sene sahnelerde veya plak piyasasında icraî faaliyet eylediğinin bilincindeydik. Efendim bu CV'lerinde, kağıtlarda, hepsinde, her şeyde var idi. Biz bu çocuğu eğer seçtiysek, her şeye rağmen bu 14'ün içine koyduysak, o zaman kendimizi eleştirmemiz ve kendimizi yargılamamız gerekir diye düşünüyorum. Yok, ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben... Peki Armağan'cığım, hangi noktada? Nasıl? Ben hiç Bülent Hanım gibi düşünmüyorum. Tabii ki 14'ün içine alıp buraya getirip yarışmacı yapabiliriz. Ama buraya geldikten sonra da şunu söyleyebiliriz. Bak, sen 11'de sahneye çıkıyorsun, durumun bu. Bunlar da çıkmayanlar, bunun durumu da bu. Takdirde oy verenin, bu kadar. Ben bunu söylüyorum. Ben bir şey demiyorum ki. Ben kötü şarkı söylüyor demiyorum ki. Kötü nota basıyor demiyorum ki. Söylediğini anlamıyor demiyorum ki. Sadece şunu söylüyorum. Elma var, armut var. Ama... Elma ile armut toplanır mı, toplanmaz mı? Kararı ondan verecek, o kadar. Bu şimdi... kadar. Lütfen, lütfen. Bir saniye. Nasıl? Bir saniye, bir evet, saniye. Evet, her hafta aynı şeyi söylüyorum çünkü böyle düşünüyorum. Bir saniye Armağan'cığım, bir saniye. Sevgili misafirler, sevgili misafirler. Sizi sakinliğe davet ediyorum. Daha notları almadık. Lütfen sakin sakin. Lütfen bekleyelim. Evet. Jüri üyeleri tabii ki kendi görüşlerini son derece içlerinden geldiği gibi tabii sunabilirler. Tabii yani bunda tabii terbiye kurallarını bağışlayın zorlamamamız gerekli diye düşünüyorum efendim. Size ters gelebilir ama kendi görüşüdür. O çok profesyonel buluyor ama tabii ben de sayın hürmet ettiğim arkadaşımla bir istişaremde ki bunu yüksek sesle hep beraber şu anda birlikte efendim düşündüm ve yüksek sesle düşündüğümü de paylaştım. Bence onun burada olmaması gerekliyse yine suçlu olan bizleriz. O zaman almamalıydık. Aldığımıza göre de her hafta bu çocuğu tokatlamamamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir yanlış anlaşılıyor mevzu. Bir saniye, şimdi Armağan Çağlayan'ı bir dinleyelim. Mevzu yanlış anlaşılıyor. Ben şunu söylemiyorum ki, niye burada yarışıyor demiyorum. Kötü şarkı söylüyor diyor muyum? Ağzım Elif Bilak çıkıyor mu? Demedi. Çıkmıyor. Evet. Şunu söylüyorum. Çok güzel şarkı söylüyor. Sahneye yakışıyor. Ama diyorum ki elma, armut, bu kadar. Peki, başka Armağan'cığım, bir şey demiyorum. Armağan bir saniye, bir saniye. Bu kadar. Armağan, onu açmamız lazım. Yani elma ve armut neyi kastediyorsun? Söyledim aslında işte. Ama orada da ama işte o zaman ki... profesyonel diyorsunuz. Bu profesyoneldir, elmadır. Veya neyse, hangisi armut mu, hangisi ise profesyonel. Ötekiler de profesyonel değil, son derece amatör ruhla yarışıyorlar. Onlar da çilek dedi. Ay çok güzel, evet. Çilek evet. Mesela. Evet. Şimdi yine neticede bizler suçluyuz. O zaman adama hayır, derler ki... Hayır, biz suçlu değiliz. Hayatım, şu andan da suçlu değiliz. Minik biz, kuşum. Biz önümüze gelen 2000 kişiden, 2500 kişiden buraya çıkmaya değer olan ya da değer gördüğümüz 14 kişiyi buraya çıkardık mı? Bu önemli bir şey mi? Evet. Biz 14 kişiyi buraya getirdik, çıkardık. Şimdi bizim görevimiz artık o 14 kişi arasında kendimizce, yani objektif olarak gördüğümüz farkları
ortaya koymak. Peki. Ben kendimi ortaya koyuyorum. Bu kadar. O zaman bizim, benim görüşüme göre, yanlışsam beni düzeltiniz. Lütfen Sayın Erkır, zaten halinizde, siz de Sayın Çağlayan. Bizim şurada bir yanlışımız yok mu? Olmamış mı? O zaman bu seçimler zamanında profesyonelliğini tespit ettiğimiz kişileri adayları, evet, ne derece verisi olursa olsun asla ve asla bu efendim amatör kişilerin arasına koymamamız gerekli öyle bir olmalı. Şeyden söz etmiyorum. Peki, ki. Peki Bülent Hanım, Armağan'cığım. Ama nasıl elma armut o zaman? Şimdi zaten ben konuyu şöyle bir toparlamak istiyorum. Zaten Armağan'cığım artık haftalardan beri bütün yarışmacılarımız yarışıyorlar. Kaç yıldan beri yarıştıklarını biliyoruz. Şu anda benim özellikle ve bütün izleyicilerimizin merak ettiği Ayşe'nin sen performansını nasıl buldun? Ben kötü şarkı söyle dedim mi? Sadece hayır, şunu söylüyorum. Evet. Okuma bayramı yapıyorsunuz bir okulda. Birinci sınıf talebesiyle yedinci sınıf talebesini aynı okuma bayramında aynı okulda yarıştırırsanız bunu ama söylüyorum. Şimdi... birinci sınıf talebesi de okur, yedinci sınıf talebesi de okur. Çok peki, özür dilerim. İkisi de okur. Ben, bir dakika. Ama yarıştıramazsınız Armağan'cığım, diyorum. Armağan'cığım peki ben o zaman daha net bir soru o soruyorum. O zaman da o suç bize ait diyorum ama işte ben de. Bir şey söyleyeceğim. Net bir soru soruyorum. Ayşe'nin bugünkü performansı hakkında gayet ne gayet güzeldi. Tamam peki. Zaten peki, çok küçük bir şey başka, söylemek gayet istiyorum. Çünkü o yorumu bekliyoruz. Gayet güzeldi dedi. Hem şimdi belki, ne diyeceksin? Sayın Armağan Çağlayan beyefendinin de söylediğine belki bir açıklama olur bu. Evet, ben 11 yıldır sahneye çıkıyorum. Belli bir profesyonelliğim var. Bir albüm yaptım. Fakat burada olmamın tek amacı var. Ben 11 yıldır sadece ve sadece işimde, kariyerimde bir yerlere gelebilmek için çabaladım. 11 yıl hep bunun için çabaladım ve beni tanıyan bütün müzisyenler olsun, bu kaset camiasındaki prodüktörler az çok olsun, bu amaç için çok fazla çalıştığım ve bir şeyler yapmak için uğraştığımı hep bilirler. Fakat maalesef içinde bulunduğumuz bu kaset piyasasının, yani korsandan dolayı kasetlerin artık olmaması, yani çok ünlü sanatçıların bile bu durumdan dolayı artık kaset yapamamasından dolayı benim gibi isimsiz birine zaten kaset yapmaları maalesef imkansız hale geldi. Ve ben 11 yıldır bunun için uğraş, bunun için savaş verdiğim için burada bu sahnede kendimi tanıtmak ve sesimi daha fazla insanlara duyurmak için girdim. İnşallah burada da o istediğim başarıyı elde edersem, insanlara kendimi tanıtma şansını çok iyi şekilde yakalayıp sunabilirsem benim için çok büyük bir faydası olacağına inandım ve o yüzden buradayım. Yani 11 yıldır ben hep bunun için çabaladım ve benim için de çok büyük bir şans olduğuna inandım. Hatta ben size daha evvel de söyledim. İlkine profesyonel olduğumu düşüneceğiniz için, belki haksızlık olabileceğine inanacağı için girmemiştim. Ama ikincisinde bunun olmayacağını, herkese açık olduğunu, herkesin burada yarışabileceğini bildiğim için de geldim. Yani bütün amacım... Zaten öyle bir şart yok ki. Burası çok yok, önemli. Bütün amacınız, evet, bütün dinliyorum. Bütün amacım burada kendimi bütün Türkiye'ye gösterebilmek, dinletebilmek ve inşallah o hayal ettiğim albümü yapıp daha da iyi yerlere gelmek ve Ayşen Birgör ismini artık bu müzik camiasında bir şekilde var dedirttirebilmek. Sadece bu amaçla buradayım ben. Yani diğer yarışmacı arkadaşlarımla aynı amaç için buradayım. Hepimiz aynı heves için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve burada ben sözünüzü kesiyorum. Şimdi yine gönlüm yaralandı. Neden diyeceksiniz Sayın Erkır? Çünkü dilerdim ki ben o payeye erişebilmek adına, o birincilik payesine erişebilmek adına buradayım. O savaşı son nefesime kadar Allahü Teala bana ne kadar ömür biçtiyse, burada da ne kadar kalacaksam, yani onu elde edebilmek için savaşacağım demesini beklerdim. Bakın çocuğum, sizin de hocanızdır muhakkak ki.
benim de çok değerli hocamdır. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça. Hayatında hiçbir zaman musikiyi ticari olarak ele almadı. Baz olarak her zaman her zaman sanatı sanat için yaptı. O büyük usta. Onun için dilerdim ki keşke, ben sizi çok beğeniyorum. Teşekkür çünkü ederim. Çok düzgün okuyorsunuz. Çok sağlam basıyorsunuz sesleri. Ama şu kaset, plak, sahneden ağrı olarak keşke deseydiniz ki buradaki alacağım birincilik payesi, bu ödül benim için trilyonlara bedel deseydiniz, o zaman şu bardağı fırlatıp atacaktım, size alnınızdan öpecektim. Niye demiyorsun ah be çocuğum bunu? Ama bunu anlamaya çalışıyorum. Bu 100 milyar ben, ya da bu kaset maset asla, bunların hepsi boş. Zaten boş. Bu anlamda konuşmak istemedim. Benim 11 yıldır verdiğim savaş bu. Yani ben 12 yıl konservatuar okudum ve onun haricinde de 11 yıldır emeğimle gerçekten iyi bir yoruma sahip olduğuma inandığım için... Yani lütfen yanlış anlaşılmasın, asla haddim değil. Ama buna inandığım için 11 yıldır bunun savaşını verdim. Ben ama hep kaset diyorsunuz, hep kaset diyorsunuz çocuğum. Ama şöyle bir şey var hocam, şimdi bizlerin kendini tanıtabilmesi için bir albüm yapması gerekiyor. Çünkü hepimiz bu şekilde adım atıyoruz. Bir şekilde bir albüm yaparak sizin kendimizi tanıtmak... Sizin o kadar tanıtmak... büyük imkan... Pardon, bağışlayın. Bazen araya giriyorum. Ama sizin albüm yaparak kendinizi ispata da aslında ihtiyacınız yok. Çünkü sizi 70 milyon burada izliyor zaten. Albüm yapsanız, Lalet Dayım bir Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin albüm yapar. Çeşitli programlarda... Bir yerlere çıkıp da kendini göstersin diye araya aracılar koyar, hatırlar koyar. Orhan Bey acaba aracı olur mu? Yok efendim, sevgili Çağlayan bir hatır koyar mısınız? Sevgili Gündeş hatır koyar mısınız derler. Onlar da bir yerlere telefon açarlar. Ama şu bizim kızı çıkarıver diye. Ama zaten burada her hafta siz bütün verilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Bundan büyük... bir avantaj olamaz sizler için. Onu dedim zaten. Peki, bu benim için çok büyük bir şans Ayşe'cim, dedim burada Ayşe'cim, olmak. Ayşe'cim bir saniye, bir saniye devam edeceksin. Hemen devam edeceğiz. Çok kısa bir reklamdan sonra devam ediyoruz. Bu tartışmaya devam edeceğiz. Tekrar beraberiz. Ayşen'le ilgili yorumları dinliyorduk jüri üyelerimizin. Hemen Orhan Bey'e dönüyorum. Şöyle bir şey ki... Buyurun. Tüm sanatçıların yorumcu, ister enstrümanist isterse şan yapan, teganni eden sanatçıların hepsinin kendilerini göstereceği bazı alanlar vardır. Kendilerini göstereceği derken sanatlarını göstereceği bazı alanlar vardır. Bildiğimiz bunlar... Teknoloji sayesinde radyolar, televizyonlar, CD'ler, kasetler, evvelce plaklar. Daha evvel bunlar yoktu. Teknoloji yok iken daha evvel sahne vardı sadece. Ama ne kadar kişi o sahnede o sanatçıları görebiliyordu? Son derece az. Ve bir zaman sonra işte plak, eski plaklar çıkmaya başladı. Ve bir o eski plaklar sayesinde Hafız Buran'ın yorumunu dinleyebiliyoruz. O eski plaklar sayesinde geçmişteki tüm yorumcularımızın yorumlarını ve bestecilerimizin, yaratıcıların eserlerini dinleyebiliyoruz. Ne şekilde olduğunu somut bir şekilde görebiliyoruz. Tabii müziğe göre somut. Yani müzik aslında elle tutulmayan, gözle görülmeyen bir varlıktır. Bunu da unutmadan. Ama bizim somutumuz budur. Ortada bir delil var, notanın haricinde. Böyle dinliyoruz. Şayet albümler yapılmasaydı biz Elvis Presley'i nereden izleyecektik? Amerika'daydı o. Veyahut da Karayan'ın
bir yorumunu nereden bilebilecektik? Veyahut da bir Rhapsody'yi nereden bilecektik? Neticede bu albümler yapıldığı için, bizlere ulaştığı için biz onları izledik. Yalnız notalarından değil, yorumlarından izledik. Caruso'yu nereden bilecektik? Louis Armstrong'u nereden bilecektik? Buralara gelip konser vermiyorlar ki. Neticede teknoloji bize muazzam bir hediye sundu sanatla ilgili. Bir şey mi söyleyecektiniz? Yok, siz dinliyorum. Pardon, ben bir şey söyleyeceksiniz sandım. Buyurun. Bu son derece önemli ve kendi şahsımla ilgili olarak şunu da söylemek istiyorum. Ben 6 yaşımdan beri müzik yapıyorum. 10 yaşımdan beri beste yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum çünkü yapacağım çok şeyler var inşallah ve bunlar da teorik yönde de olacak. Düşüncelerim var. İnşallah. Bizim muhteşem insanımız olan o atamızın o söylemiş olduğu muasır devletler seviyesine kültürümüzü, sanatımızı çıkaralım sözünü ben imkan yok unutmak, unutamam ve o benim daima alnımda yazıyor, beynimin içinde yazıyor. Ve ona layık olmaya çalışacağız. Onun her değerine layık olmaya çalışacağız inşallah. Kesinlikle. Yani gönlümüz orada. Ve bu düşünceyle hareket ediyorum. Ve ben albümlerimle halkımıza kendimi tanıtan bir insanım. Benim bir teselli verlerim, batsın bu dünyalarım, kaderimin oyunu, aşk bunları, hatası kulumuz vesaire. Ben hiç sahneye çıkmadım. TRT'de de hiç çıkmazdım. Çok 6-7 yılda bir çıkardım. Yasaklıydım. 25 sene yasaklıydım. Ama boyun eğmedim. Çünkü orada bir görüş farklılığı vardı. Ben düşünce ve duyguya gem vuramazsınız, kurumlaştıramazsınız diyordum. Düşünce ve duygu ya gem vurulursa özgürlük olmaz ki. Özgürlük olmazsa özgünlük olmaz. Dolayısıyla buna kimse engel olmasın diyordum. Ama TRT'mize saygılıyım. Çünkü devletimin TRT'si olduğu için saygılıyım. Korumaya yönelik de ağırlıklı olarak. Gelişmeye ve araştırmaya yönelik değildi. Ben bunu tenkit ediyordum. Korumaya şey demiyordum. Neticede... Siz halkın sevdiği, beğendiği, takdir ettiği, içinde özümsediği eserleri yani şimdi bu TRT bile olsa yasak getirmesine hoş mu bakıyorsunuz? Hayır, böyle bir anlam çıkmıyor lütfen. Benim sözümden. Benim en büyük ben destekçim... Ben hiç hoş bakmıyorum. Bakın burada büyük... TRT'nin çok değerli müntesipleri sözümü buradalar. Sözümü Bülent'ciğim şöyle bir şey var. TRT'nin... Ve onlar, özür diliyorum affedersiniz, onlar... Sahneye çıkamaz. Çıkarlarsa kovulurlar. Bu da ayrı bir konu. Böyle bir tarz var mı? Yanlıştır. Bana göre yanlıştır. Bence bunlar okuyacak ki. Bu üçü bak, üçü yan yana. Bir tanesi bu hocalık yapıyor. Çok beyefendi bir çocuktur. Ondan efendim, da şöyle bahsedebilir miyim? Onun Bülent. Yanındaki kemani, onun yanındaki de evet. Öyle. Efendim. Muhteşem. Şimdi onunla ilgili bir şey. Bunlar burada, okusun ki düzgün nasıl okunuyor insanlar görsün. Çok doğru. Bence. Bu da ayrı bir konu. Sonra çok da diyorsunuz önemli. Ki ağızlar bozuk, kulaklar kirlendi. Gelsinler okusunlar o zaman. Bırakın müsaade edin. Temiz ağızlılar okusun da o zaman esas neymiş öğrensinler. Bu nasıl bir mantıktır? Şimdi benim konumun içerisindeki özgür bakışımın içerisindeki konulardan bir tanesidir bu ve ben şiddetle karşıyım TRT'nin bu şekilde kısıtlamasına. Doğru değil diye kesinlikle itiraz ediyorum. Ve ben TRT'nin devletimizin TRT'si olmasından dolayı saygı duyduğumu söyledim. O yapmış olduğu %25 korumaya yönelik haklılığınız saygıyla karşılıyorum ama %75 araştırmaya ve başka misyonlara gereği gibi yer vermesine yanlıyım. Onu düşünüyorum. Yani demek istediğim şu. Yaptığım çalışma halkımızın içinden aldığım tüm bilgimle, kültürüm, o kültürle, o duyguyla ürettiğim ürünlerin yine halkımıza sunulmasıydı. Ve halkımız ben sahneye çıkmamama rağmen, TRT'ye çıkmamama rağmen dünya çapında bir tiraj yaptırdı bana. Yani dünya çapında bir ilgi gösterdi. Bu benim için onurdur. Çok büyük onur, çok büyük gururdur. Kolay kolay kimseye kısmet olmayan bu durumları yaşadım. Demek ki sahneye çıkmadan da olabiliyor bu. Ve albüm,
albümler hepimiz için en önemli unsurlardan biridir. Tanınma ve sanatımızı göstermeyle ilgili albümler, hatta her sanatçının, her yorumcunun bazı eserlerle tanınması, kendisine has eserlerle tanınması onu o denli yüceltir ve sevdirir. Mesela bu akşam sevgili Bülent Ersoy'un lanse ettiği o güzel eserleri dinliyoruz aynı zamanda. Çünkü bu güzel eserleri o harika yorumuyla lanse etti ve halkımız onun yorumuyla duydu. Şimdi tabii ki yorumcu olarak o eserde onun büyük hakkı var. Çünkü o öyle yorumladığı için o eserler çok sevildi. Evet. Bütün sanatçıların buna ihtiyacı vardır. Bunu söylemek istiyorum. Yalnız sahne değil, yalnız radyo veya TRT, televizyon değil, en önemli unsurların başında albüm yapmak gelmektedir. Yani Ayşe'nin bunu bu albüm isteğinin de bundan dolayı olduğunu söylüyorsunuz. Bir de bunu bu şekilde katlayan başka türlü düşünmeyelim. Peki. Ama bu arada peki, son olarak albümde belki kendisini yeterli tanıtamayabilir ama popstar Alaturka'da şu anda bütün arkadaşlar, bütün bizim evlatların hepsi tanınıyor. Çünkü popstarı Türkiye izliyor. Alaturka, evet. Popstarı. Evet. Bu çok önemlidir. Bunları unutmayalım. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Hemen puanınızı da alalım o zaman. Çünkü bütün yorumları aldık zannediyorum. Ne yapalım Bülent Hanım? Kaç mı? Efendim? Duyamıyorum. Birinci eser layıkı ve çiğli okundu. İkinci de birazcık sanki şey... Yani 9 veriyor. 9 Bülent Ersoy'dan geldi. Peki ben de 9 diyorum. Kaç diyecektiniz? Başka bir şey mi? Peki deyince acaba dedim başka bir yerden mi değiştirdiniz? Yok. Söylüyor. Yok ben de... 9 dediniz. Peki. Armağan'cığım? 9. 9 da Armağan Çağlayan'dan. Bir şey sorabilir miyim size? Tabii. Armağan Çağlayan'la beni ne olarak görüyorsunuz burada? Ben gene... Neye karıştım gene ben? Ha, merak ediyorum yani. Bu koltukta oturan insanlar olarak ne gözle baktığınızı çok merak ettim. Ne gözle baktınız derken jüri üyeleri olarak bakıyorum. Söylemlerimize sizin için ne kadar değeri var? Çok fazla değeri var tabii ki. Çünkü sizler burada jüri üyesi olarak oturduğunuz için çok değerli bilgilere ve gözlemlere sahip olduğunuz için buradasınız. O yüzden de sizlerin söylediği her şey benim için çok değerli. Öyle özellikle mi? Sizin zaten, çünkü sizinle çok yakın bir jenerasyon olduğumuz için, hı hı, sizin de yorumlarınız, özellikle albümlerinizdeki yorumlarınız olsun, sahnedeki hareketleriniz olsun, her şeyinizle de benim için çok önemlidir. Çünkü sadece Bülent Ersoy hanımefendi ya da çalıştığım diğer büyük isimleri değil, sizleri de her zaman gözlemliyorum. Hayır, şey merak ettim de, Armağan Bey sizinle ilgili yorum yaptığı zaman sizin bir alaycı gülümsemeniz vardı yüzünüzde. Onu merak ederek sordum. Yok, yanlış. Niçin öyle bir gülümseme vardı? Bence yanlış hissettiniz herhalde. Çünkü alaycı bir gülümseme mümkün değil. Niçin alaycı bir gülümseme yapayım ki? Peki, öyledir diyelim. 9 veriyorum ben de. Teşekkür ederim. 9 da Ebru Gündeş'ten geldi. Bu arada çok küçücük bir şey daha söyleyeceğim. Geçen hafta konuşulan bir mevzu vardı, araba mevzusu ve bununla ilgili ben çok üzüldüğüm ve yanlış bir takım duyumlar aldım. Bunu çok küçük bir not olarak söylemek istiyorum. Gerçi bunlar çok özel şeylerdir insanların hayatında ama artık burada her şeyimizi herkesle paylaştığımız için bilmenizi de istiyorum. Ben bu arabayı 96 yılında banka kredisiyle ve yaklaşık 33 ay sonra benim olacak olan bankaya rehinli bir arabaya biniyorum. Yani benim kendi şahsıma ait olarak da görülmemesi lazım. Ayşe Hanım, çünkü bunu söylediğinize göre söyleminizin muhatabı ben olduğum için size bir şey soracağım. Tabii. Bir sanatçıya vokal yaptığınızda gecede ne kadar para alıyorsunuz? Benim vokallerim olduğu için, hı hı, ben de biliyorum, Bülent Hanım da biliyordur, Orhan Bey de biliyordur. Peki, sahne bir şey camiasında ne kadar şey para alındığını biliyoruz. Bir saniye. Önemli mi? Ne? Bu sorunun cevabı önemli mi? Şarkı yarışması dahilinde. Hayır, şimdi burada... Yo, onu merak ediyorum. Ben bir şey söyledim. Bir saniye. Bakın.
Aa, şimdi böyle söylerseniz Osman Tan Bey farklı bir çünkü, şeye gidiyor. Hayır, ben hanımefendi burada... diyor ki ben albüm yapmak istiyorum. Okey, yapabilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. İster alaylı olun, ister mektepli olun. Hiç fark etmez. Herkesin gönlünde bu yatabilir. Sonuna kadar da desteklerim. Evet. Yani ki destekleyecek birçok sanatçı arkadaşlarımız da var arkasında ve büyüklerimiz de var kendisini. 11 senedir sahne yapıyor. Ne kadar gecede para kazanıldığını biliyorum ben. Ne kazanıldığını biliyorum. Bu kaseti yapıp yapamayacağını da biliyorum. Peki. Bir arabaya sahipseniz şayet bir saniye ama. Ama ben kazancımla şey aldım demiyor ki. Ben bir şey söyleyeceğim Bülent Hanım. Öbür tarafta Erhan Bey ayda 500 milyona tüp bakın, taşıyor. Bir şey söyleyeceğim. İkisinin arasında fark var ama. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Ben hayır hayır hiç fark şey yok. Peki. Hayır hiç tamam. Fark yok. Gecede o tüp taşıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu da tüp taşıma. Çok fark var. Gecede hayır. 300 Bülent milyon Ebru alıyor. Bu da bulaşık yıkamıyor, çamaşır yapmayın. Yıkamıyor, yer Ebru silmiyor. Öbürü de tüp taşıyor 500 milyona. Peki taşıyor 500 milyon. Ama bu da yer silsin mi illa onu mu yapar? Yer silsin demiyorum. Ben başka banka kredisiyle almış. Öyledir herhalde. Peki müsaade başka ne yapacak yani? Müsaade istiyorum. Ben şunu bir kez daha altını çiziyorum. Bu yarışmada multimilyoner de olabilir, milyarder de olabilir ama bir insan. Ama biz halkın arasından ve imkanı hayır, olmayan burası, insanları arıyoruz diye Ebru biliyorum. Ebru Hanım hiç alakası peki, yok. Peki biz size karşı dakika, böyle bir... Hayır bunu bir başka nasıl hayır. Alabilir? Bir dakika. Bunlar bir dakika. Genç lütfen, çocuklar lütfen, bunlar lütfen, için biraz daha ediyorum, şey lütfen. Yapmamız lazım. Ben sadece bir noktanın altını çiziyorum. Bu programın yapımcısı olarak bizim insanların kazançlarıyla ilgili bir kıstasımız yok. Evet. Sadece bunu söylemek istiyorum. Halk arasından seçiyoruz. Özel konularla bizim ilgimiz olamaz. Halk arasından seçiyoruz. Halk arasından seçiyoruz evet. Tabii ki yani. Ve sen herhalde başka bir yerden olmayı, gelmiyorsun. Şöyle söyleyeyim olamayan, ben de. Sesi iyi olan insanlara yer veriyoruz öyle mi? Efendim? Sesi iyi olan ve maddi imkanları olmayan. Yok öyle kendini şey. Gösteremeyen hayır, insanlara yer veriyoruz. Öyle bir şey yok. Yani peki bir şey söyleyeceğim. Peki zaman sokakta arıyoruz. Bir dakika. Sayın Erkar, müsaade eder misiniz? Biz bir soruya cevap vereyim hemen lütfen, size geleceğim. Lütfen istirham hemen, ediyorum hemen, efendim. Hemen geleceğim. Sadece sorunuza cevap veriyorum. Yani tabii ki halk arasından arıyoruz. Ama özellikle maddi durumu kötü insanları arıyoruz. Hayır öyle bir şey yok tabii ki. Yani bakın, o sorunuza cevap veriyorum. Bakıp da öyle bir şey yok tabii ki. Sayın gelen Erkar, şeyde ne kadar kazanır ne yapar ona bakmıyoruz tabii ki. Neredeyiz, neyi konuşuyoruz? Diyelim ki bir... Flörtü var, sevdiği biri var. O bize ne? Adam ekonomik özgürlüğünü elde etmiş, maddi olanakları uç seviyelerde seyreden birisi, sevgilisine de hediye almış. Bundan bize ne yani? Ve ayrıca bütün bunları söyleyen ben kaldı hanımefendiye 5 vermedim. 7 hayır, vermedi, hayır. 9 verdi. Kaldı ki. Ebru Hanım, zaten bankadan almışsınız. Yine doğruyu birbirinden çok ayrılarak yanlış yaptım. Anlıyorsunuz tamam. Bence. Yok, bir kere şöyle söyleyeyim. Sayın Armağan Bey demişti ki biz burada star arıyoruz, hı-hı, sahne sanatçısı arıyoruz. Gerçekten burada iyi sese sahip olan, bu işi yapabileceğine inandığımız insanı arıyoruz dedi. Hı-hı. Ve ben onun için buradayım. Bunu yapabileceğimi sizlere kanıtlamak biz için buradayım. Biz de inandığımız için buradasınız. Hayır, şunu demek istiyorum. Yani burası star arayan bir yarışma. Durumu kötü olan... ihtiyacı olan şey çok büyük sıkıntı olan insanlara yardım etmek yarışması ben değil ki ama ben size oy vermesem zaten siz de burada olamazsınız ki sadece tartışma başka bir yerden kaynaklanıyor aslında. Ben geçen hafta ya da evvelsi hafta hanımefendiye bu parayla ne yapacaksınız diye sordum. Hanımefendi evet. Ben bu kaset parayla kaset yapacağım dedi. Ben dedim ki sizin zaten bir kasetiniz var. Onun üstüne Ebru Hanım dedi ki sizin ben gördüm bir arabanız var. Daha sonra sanıyorum bugün ya da dün Yüksel Aytuğ bu konuda bir yazı yazdı. Bilmiyorum. Dün sanıyorum. Dün ya da bugün ben okudum. Bilmiyorum. Bu sabah mı? Bugün yazıyordu. Yazıda şöyle yazıyordu. Sanıyorum Ayşen Hanım da o yazıyı okuyarak bu cevabı hayır, verdi. Hayır ben bugünkü hafta yazıyı değil. Hafta içinde böyle bir sıkıntısını belirtmiştim. Evet hafta içinde gerek yakın çevreme ve gerek bir takım internetteki forum sitelerinde benim aslında durumumun çok iyi olduğu, benim orada bulunmamın bile aslında bir anlamının olmadığı şeklinde bir bence, şeyler oluşmuş. Yani bu burada hiç bunu, kimse ekonomik durumunu yarıştırmıyor. Bence çok gereksiz bir şey işte bu. Ama işte böyle bir kanı çok oluştu. Hayır, bir şey oluştu. Hiç öyle bir kanı oluşmadı aslında. Bize ne? Ben size başka bir şey siz bir şey söylediniz, ben onun üzerine size bir şey söyledim.
Siz ama dediniz ki madem dedim böyle bir ekonomik özgürlüğünüz var, niye yapmadınız? İşte yapsay olsaydı peki, zaten şu ama 11 yıl içinde peki yapardı. Demek bak, oluyor ki ekonomik saniye özgürlüğünüz yok. Ha, banka yok kredisiyle bu arabayı ben aldınız. Evet, evet. Hayırlı uğurlu oldu olsun. Kazasız belasız binin çok çocuğu. Çok teşekkür ederim. Amin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.